Gelelim günün asıl maçına arkadaşlar. Katliam. Katliam. Arma aşkı adına savaşan iki takım. Önce draftı hemen konuşalım. Draft bence Galatasaray adına gayet iyiydi. Top lane matchup'ı nasıl bilmiyorum ama Galatasaray'ın draftı daha güzel duruyor burada. Ama Kartus'u almışlar. Kartus'u biliyorsunuz. Dün izledik zaten. Kartus'u alan kazandı resmen. Atakısa giriyorlar. Ormancılar buraya geliyor şimdi. Hem Tayyip hem Çile'yi burada. Japon'a yine 3-2 bırak. Biriktirdi ama tolerant aldı. Japon'a geç bir sıçra attı burada şimdi bu arada. Oradaki bir saniyelik farkı gördünüz değil mi? Tolerant anında geri kaçıyor bu sefer. Şimdi orada sıçrayla gelen bir Tayyip. Bak. 7 ping sonuçta yani atabilir orada. Zıp şu an atması lazım. E'ye de manası yoktu ya biraz anlaki tabi. Ben dedim herhalde Galatasaray çok fena hazırlandı. Mahvedecekler. Bu 2-2. Bu matchup zaten Zoe için güzel bir matchup. Japon'un istersen dediğini görüyoruz ama Tolerant bu sefer zor durumda kalan kendisi oldu. Bir de ulti geliyor şimdi Kirey'den. Kartus'un ultisini çok unutuyor herkes. Magnus'un sıçrasını atmak zorunda kaldı. Bir de Gangplank ultisi gelmişti oraya. Bence de draftı iyiydi ilk maç Galatasaray'ın. Burada Bollu temiz oynuyor. Yukarı nasıl çıkmıyor ya? Böyle bir şey olmaması lazım. Gelmişti oraya. Orada yukarı çıkmalı bence Hiro. Ortada Gabro bu sefer sıçrası atmak zorunda kalıyor. Rek'Sai ultisini alan bir Bollu var. Evet. Ne ararsan. Abi minionlara baksana. Gabro'nun minion'i çok az. Yusuf minion'ı az. Tapta ne oldu bilmiyorum ama minion'lar çok az. Mendes yine kesmiş. Farm Simulator. Bu tertemizdi. Aslında Rex'e direkt ulti basması lazım ya agrodan çıkması için. Bak. Şu an ulti. Kule agrosundan çıkamadı ulti basamadığı için. Burası çok iyiydi abi. Helal olsun. Tırnaklarıyla kazıdı. Japone. Acaba burada ultiye gerek var mı? İlla oyun yapacak. Botu var. Burada aradan çıkarmak istediği isim Japone. Şimdi burada kalkanı da ekstradan getirdi aldı. Ama E'ye de gerek yoktu. Aldı. Zorladı, skoru aldı. Hades de birebir. Hades'in işi zor olabilir. Hades kafa atmış güya ya. Oy! Hades evine. Hades'i oyuna getirdi adeta Gabbro. Bir oyun oldu onu söyleyelim bu arada. Şimdi Bollu yakalandı. Galatasaray bir kere daha gaza bastı dakikalarda şu an. Oraya Japone'nin ultisi geliyor. Bollu hala hayatta. Ve burada Bollu. Abi Hiro 2v1 atıyor ya. Böyle bir şey var mı? Yakışan bir oyun oldu onu söyleyelim bu arada. Hecarim ultisi çalmak da ne bileyim. Bir kere daha gaza bastı dakikalarda şu an. Niye deme iç yemiyor? Onu söyleyelim bu arada. Şimdi Bollu yakalandı. Hiro iyi zıplattı. Bu Rek'Sai'yi vurmuyor beyler. Oraya Japone'nin ultisi geliyor. Bollu hala hayatta. Ve burada Bollu'nun kurtulduğunu, Taiki'nin öldüğünü göreceğiz. Taiki kaçıyor ama nereye kadar? Helal Bollu. O skoru Japone ve Bollu 3. skorunu yedi alıyor. Göller. Ejder Bulut Ejderi olacak. Şimdi aşağıda Madness çok güzel takısı. Çok iyi. Burada. Son anda Japone kurtarıyor burada ama. Yeter abi yeter tamam sakin. Son bir hasar Madness'tan ultiyle kullandı. Oğlum ya. Hades'i ne yapmışlar öyle ya? Ultinin adının hakkını veren. Hades'in bu ara herhalde parmaklardan çok çene çalışıyor. Twitter'da görüyorum. Çok büyük bir hata göründüğünden. Taiki çok kötü oynadı ya bu seri. Yani orada ultisine çok ihtiyacı olacak. En azından kulenin altına girebilecek. Baya baya. Zaten size ileride bir yer göstereceğim. Yani takımın sorununu anlayacaksınız. Hecarim ultisi defansı bir şekilde kaçmak için olan bir tane mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Bollu ile Hios arasında birebir. Bir kere daha kırbaç. Çok iyi E bu arada. Çok iyi E. Helal olsun Bollu'ya. Herkes tutturamaz onu. Çok hızlı koşuyor. Olan bir tane mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Bollu ile Hios arasında birebir. Bir kere daha kırbaç zincir tuttu burada Hios'un. Pek şanslı olacağını zannetmiyorum. Bir de Kirey'den ulti geliyor. Skor yine Kirey'de. Şampiyonundan oldu aslında. Savaş başlatma konusunda ama Hades bir kere daha düşmek üzere. Taiki geldi şimdi. Taiki burada Hades'i kullanabilecek mi ulti ama Taiki abicim ne yapıyor bu Taiki ya? Taiki geldi şimdi. Taiki niye ulti attı? Burada Hades'i kullanabilecek mi ulti ama Hades burada uzaklaşmayı başardı. En önemli şampiyonundan oldu aslında. Savaş çok iyi abi burası. Sleep Trouble Bubble'ıymış. Niye ulti atıyor ki? Bir de yani bunu yaparken Hecarim ölüyor abi bak. Hecarim'in ölü olduğu zaman yapmışlar. Çok kötü çok kötü. Hecarim bir de carry arkadaşlar yani. Oyunun basit kurallarından birisidir. Carry ölüyken fight yapmazsın. Başlatma konusunda ama Hades bir kere daha tamam bundan sonra Hades çıkacaksın geriye. Burada Hades'i kullanabilecek mi ulti ama Hades burada uzaklaştı. Bu çok kötü. Bu direkt kaybettirmiş onu. Arkanın tolerantta düştü. Şimdi Gabbro ile Madness'ın yapabileceği tek şey kaçmak. Kartus çok fed ya. Dün benim solo queue'da oynadım Kartus gibi. 150 farm dakika 20. 3-0-3. Bitmiş oyun ya. 6 farkın yani 2500 oldu. Umutsuz
noktaya doğru gidiyor. Onun etkisi var. Mendes'e helal olsun. Çok agresif oynamış. Takımın ihtiyacı olan şey buydu bence. Bu sefer de Kirey'i kurtuluşa doğru gönderiyor. Tolerans zor pozisyonda. Tolerans'ın buradan çıkışı yok. Mendes orada bekliyor. Ama çok zamansız yapmış. Bakalım. Yo, aslında güzel yapmış. Sadece Zoe uzak. Ama herkes uzak ya. Zamansız olmuş biraz. Ama dash atıp çıkabilir. Ama arkasını görmüyorlar tabii. Bir şey de diyemem. Arkasını görmemişler. Vision yok. Kural 2. Vision yokken savaşma. Vision olmadığı yerde savaşmayın. Son anda Hades'in roketi geldi. Arkada Tolerant'a düştü. Hios bir karşılıksız skor alıyor ama Hades pozisyonu aldı. Bu yeterli olacak mı? Şimdi Kirey'i de alacağım arkadan geldi. Üzücü olmuş ya ilk maç. Umutsuz bir noktaya başlamış olabilir. Tolerant yettim gariyle gelsin diye geride bekledi ama Tolerant iyi başlamış olabilir. Tolerant yettim gariyle gelsin diye geride bekledi ama Tolerant sıçrayla çıktı diğer taraftan bir kere. Güzel deş. Bu güzel olabilir bak. Japone bu sefer önde yakaladı. Ama çok önde adamlar ya. Rek'Sai ultisi de geldi. Bu sefer skor aldılar ama bol bol. Oha, o damage neydi lan? Rek'Sai ultisi de geldi. Bu sefer skor aldılar ama bol bol. Braum ultisiyle vurduğu damage'i görüyor musunuz? Lan Braum AP Braum mı oynasam bugün? Duden de patlıyor galiba. Kaçabilecek mi? Rek'Sai ultisi de geldi. Bu sefer skor aldılar ama Bolulu. Arkada inanılmaz bir hasar geliyor. Hades'in de vuruşları var burada. Kerilemiş ya Bolulu hele. Kireyi Bolulu. Başa bela. Bir skor daha aldı. 4'te 4 ve hayır Ruin çaldı son anda. Ruin son anda çaldı. GG. Yapacak bir şey yok. Ama geç oyunda net bir taşıyıcıya sahipler. Yani Galatasaray kötü oynamış. Fener müthiş oynamamış. Galatasaray çok kötü oynamış. Ya hamle yapıp hepsini kaybet. Aa MGX. MGX girmiş. Arka taraftan Tayiki de geliyor ama Galatasaray'ın botu kazanıyor bu arada hep. Arka taraftan Tayiki de geliyor ama şimdi bir de Kirey'nin yaklaştığını görüyoruz. Burada ormancıların da gelişiyle 3-3 bir pozisyon olacak. Medus sıçrasını atmak zorunda kaldı. Tolerant önde kaldı. Ama hep böyle dönüşte kaybediyorlar. Değişiyor burada. Ve hem Tolerant hem Tayiki sıçra atlama. Son bir hasar gelecek Valdes'ten. Bir de şifa İmkan. Hades. Tayiki izliyoruz. Tolerant önde kaldı. Yaklaştığını görüyoruz. Burada ormancıların da gelişiyle 3-3 bir pozisyon olacak. Medus sıçrasını atmak zorunda kaldı. Tolerant önde kaldı. Kirey'nin gelişiyle beraber işler değişiyor burada. Ve hem Tolerant hem Tayiki sıçra atlama. Son bir hasar gelecek Valdes'ten. Bir de şifa İmkan. Hades burada agresif oynadı. Yine sıçradı falan pozundaydı. Tayiki agresif oynadı, buraya ışınlan gelecek diye. Güzel de bir sıçra ama Hades bırakmayacak peşini. Ooo tertemiz oynamış Hades. Şimdi orada yakalanan bir isim Japone. Hios şu an 5. seviye. Kirey de geldi. Burada Hios. Bu teleport çok kötü ya. Yani kötü Hades derken Hios için çok kötü. Kirey'den gelecek gibi son anda kazıklı zemin. Burada ölse bir de var ya. Ya dikkat ettiyseniz Galatasaray hep bir şey deniyor ama bitiremiyorlar. Ne denir? Execute iyi değil. Nasıl diyeceğim bunu? Bitiricilik çok kötü abi. Aynen futboldan. Ha burası işte. Yani burada abi şu an Galatasaray'ın sorununu bana bu fight sonrası bir cümleyle anlatın chat'e ya. Bakalım kim doğru bilecek. Bu fight'ta ne yapıyorlar? İyi izleyin. MGX geri dönüyor. Baya bakın. Bak Tolerant giriyor, tamam mı? Biri girdiyse herkes girecek. MGX geri dönüyor. Tayiki şöyle bir geri dönüyor. Sonra Y giriyor, Tolerant çıkıyor. Y içeri giriyor, Tolerant çıkıyor abi. Sonra Y'yi bırakıyorlar. Sonra Bolulu burada çocukları avlıyor. Ölüyordu burada az kalsın. Kireyi kurtardı. Şimdi MJX'i de kendi alacak gibi duruyor. Son bir hasar. MJX'in kendisini öldürmesine izin vermedi ve Kirey'i sıçrayla içeri girip bu skoru da almayı başardı ve 2-2 yaparız. Yani burada ben dedim ki bunlar hayatta kazanamaz. Ne oluyor öyle? Başka bir takım olsa da kazanamazlar. Aç. Burayı bir kez daha izliyoruz ve Galatasaray'ın sorununu görüyoruz arkadaşlar. Ve ben burayı izledikten sonra bu seriyi kazanmalarına imkan yok dedim. Tolerant girdiği anda herkesin girmesi lazım. %100. Tolerant'ın da yukarı Kalista'ya kaçması lazım. Ama galiba Kai sıkıştırıyor Kalista'yı. Yani. Orada Tolerant bu sefer önde kalan isim kendisi olacak. Kireyden de yüksek bir hasar. Tayiki sıçrayla içeri girdi. Tayiki büyük ihtimal hiç Vay oynamadı. Sonra Vay oynamak istedi. Bolulu var. Bolulu. Reis. Şu lige geri dön. Midlane öksüz kaldı. Bu arada Manavgat'tan selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam abi. Manavgat benim bu arada çocukluğumun geçtiği memleket.
Teşekkür ederim. Bakalım yazın dönebiliriz. Dönemeyebiliriz. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim donate'in için. Antalya'nın bir ilçesi. Irmağı ile ünlü. Başka hiçbir şey yok. Şelale ile pardon. Geçen gün G2 maçını izliyorum. Dün mü? Dünden önce mi ne? Caps abi Lissandra'ya karşı TP Ryze oynadı ya. Bunu nasıl cezalandıramıyorlar? Maçı tek tek izlemedim ama çok merak ettim. Yani aslında lane'den kurtulduktan sonra sideline'de gerek yok çok fazla cleanse ama ilginç. Çok rahat bir şekilde. Daha alamet var. Dakika 15'te 6K gold farkı ne ya? Bu arada Nesli'ye bir de Mantis almak istiyor ama yetmedi. Ay. Oyun bitmiş ya. Bitmişsin. Neler olabileceğini. Tolerant biraz fazla derinde. Buradan kurtulabilecek mi acaba dediğim anda arkadan Eos geldi mi? Oy! Tolerant biraz fazla derinde. Buradan kurtulabilecek mi acaba dediğim anda arkadan Eos geldi mi? Eos! Evet. Ziyafeti çekti orada. Bollu oradan kaçacak mı uzaklaşacak? Ama... Yalnız Madness kötü pozisyonda yakalanmış. Şimdi Madness bir de ulti kullanıyor. Bu sefer aha, trollemişler. Leyi onu kovalamaya devam edecek. 2 yük, 3 yük şimdi arkadan Hades de geldi. Better Jungle wins. Güzel oynadı burayı Hades Ekire'yi. Tayyip ki sadece bir Gromp almak istemişti. Yukarıda çünkü tek başına MJX güzel sıçra. Nereye oğlum? Oğlum nereye gidiyorsun? Why are you running? MJX birebir de bu skoru istiyor. Hades'i alabilecek mi Hades? Hayır dedi burada. Son vuruşu da yapacak. Patlayıcı yükle beraber Hades skoru aldı. Abi ama hem cleanse alıp hem Mercury botları almış Ryze ya. Biraz troll olmuş o. Bolulu çok kötü pozisyonda kaldı. Overextend. Cevap verme fırsatını yarattı abi ya. Yani Fenerbahçe de muhteşem oynamamış. Galatasaray'da çok büyük sorunlar var abi. Belli oluyor zaten. Büyük ihtimal antrenman falan yapmadılar bence. Bakalım sup maçı bayağı keyifli olacak. Fenerbahçe sup. Hadi çok güzel bir noktaya kaçtı. Bir anda pozisyonu değiştirdi ama Madness onu ötesi. Çok iyi. Birden havaya kaldırıyor. Tolerant çok kötü. Madness sahneye çık. Kindred'i atsa var ya şunu. Üç kişiyi birden havaya oğlum Kindred'i atması lazım ya. Ama bir de Kayle ultisi geldi karşısına. Bolulu herkesi buzdan bir mezara koydu. Bolulu yok ettiler. Ve Kindred bitirdi. Bolulu'nun bitirdiği pozisyon inanılır gibi. Fenerbahçe çok yakalanıp ölmüş ama büyük ihtimal 10k gold önde olduklarını bildiği için ya. O yüzden bir şey demiyorum. Yani gerçekten çok disiplinsizlik çok oluyor rakip zayıf olunca. Musa ne demiş abi? Selam Nuru. Sence finalde kim kazanır? Sana göre hangi takım daha iyi veya daha avantajlı? Tahminin nedir skor olarak da? Abi şöyle Supermassive iyi draft yaptığında bence maçı kazanır. Ama Fenerbahçe'nin draftı olsun, şampiyon pulları olsun çok geniş. Yani Kire'yi ne bileyim karşısız Karthus Jungle aldığında Kindred alabilir. Çok iş yapabilir. Kindred ultisini zaten biliyorsunuz. Ruin zaten başa bela. Ama karşıda da Supermassive'in bot lane'i var. İyi oynadıklarını da mahvediyorlar. Yani bu seride bu seriye göre Fenerbahçe'yi yargılamak istemiyorum. Lige göre yargılamak daha iyi olur. Çünkü Galatasaray'da bir takım içi bir uyumsuzluk var. O yüzden yani bir çok zor karar vermek aslında. Ya Bolulu'yla Frozen'ın performansına bağlı. Dediğim gibi draft'a da bağlı. Storm Kirey'e karşı ne kadar varlık gösterir göstermez. Aslında bu maçtan sonra Sup'la Fener'in bir ilk maçını izleyelim. Evet, tutarsa bir ihtimal. Yani... Evet Royale karşı çok iyi. İlk iki maç çok iyi oynadı Sup Royale karşı ama 3. ve 4. maçta hem draftta trollediler hem de oyunda trollediler. Özellikle Kurt Adam. Kışkırtması var şöyle. Gerekirse onu açacak. Kurt Adam. Tutarsa bir... Konfesi.